Merhaba, hoş geldiniz. İzmir benim için çok kıymetli. Annemin şehri. İzmir hepimiz için çok kıymetli. Özellikle son zamanlarda. Dağlarında hep çiçek açsın istiyoruz. İnşallah hiç çiçekler solmaz İzmir'de. Hava romanı yeni çıktı ve ilk okumasını, ilk imzası İzmir'e nasip oldu. Benim için böyle küçük işaretler çok kıymetlidir. Ben de kitabı daha dün gece gördüm. Başka bir seyahatteydim. Onun için yeni dokunuyorum. Belki bilenleriniz vardır. Ben çok erken yaşta hayattaki tek mucize olarak gördüğüm şeyi yaşadım. O da çok gençken hayattaki tek mucize iyi bir öğretmene rastlamaktır. O öğretmen okulda olmayabilir. Aileden bir büyük olur, mahalleden bir abla, abi, kuzen. Benimkisi Atilla İlhan'dı. O da İzmirlidir. Onun için anmak istedim. 17-18 yaşlarında öğrenciyken üniversitede Atilla İlhan da, ben Ankara'da ODTÜ'de okuyordum. Atilla İlhan da Bilgi Yayınevi'nin editörüydü. Yazdığım öyküleri ona götürürdüm. Sonraki 5 yıl üniversiteden daha çok, evden daha çok, hatta erkek arkadaşımdan daha çok Atilla İlhan'ın yanında vakit geçirdim. Bir okul gibiydi. İşte Pınar Q girerdi, Sevgi Soysal çıkardı, Uğur Mumcu, Bülent Ecevit, Tagor çevirileriyle gelirdi. Yani mucize gibi bir şey. Ben çikolata fabrikasına düşmüş bir çocuk gibiydim orada. Üstelik hep çevre bilimi, çevre sorunlarıyla, ki bu bahsettiğim yıllar 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Sonra zaten İstanbul'a taşındı Atilla İlhan. Ben de sırt çantamı alıp dolaşmaya çıktım. Değişik burslar bularak dünyayı gezmek isteyen bir çocuktum. Bir memur ailesinin çocuğu olduğum için olanaklarım kısıtlıydı. Hele sırt çantamla dünyayı dolaşacağım diyen bir kız şimdi bile çok zor. Çok az kadın gezginimiz var. Buna solo woman traveler diyorlar. Tek başına gezen kadın gezgin. Bizde çok az. Gezdiklerini yazansa hemen hemen yani yok gibi bir şey. O yüzden Atilla İlhan benim hayatımda çok kıymetli birisidir. Birçok şeyi ondan öğrendim, yolu yordamı. İzmir'e gelmişken onu da anmak istedim. Bir süredir takip edenleriniz vardır. Tabiat dörtlemesi diye bir işe girdim. Bilmiyorum iyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi? Ama bu heyecanı yazarken benim duymam gerekiyor ki size geçsin. Yoksa gündemde konu olan, gündemi işgal eden, biraz kaba bir deyimle moda olan bir konuda bir şeyler yazmak zaten okuru hazır bir konuya bir şeyler katmadan ama kendi kazancınız adına yol almanıza neden oluyor. Fakat hiç gündemde olmayan, yani 2010 yıllarında ya da 2009'da tabiatla insan ilişkisinin bozulmasını mesele yapıp bu meselenin özü nedir diye düşünmeye başladığımda, bunu anlatan romanlar yazmaya heveslendiğimde şöyle bir yöntem izledim. Tabiatla insanı iki aşık gibi düşündüm. Bunlar uzun yıllar, binlerce yıl büyük bir aşk içinde yaşamış tabiat ve insan. Fakat bir süre sonra sanki uzun evlilikler ya da tatsızlık yaşanmış, iki insanın ilk başta birbirlerine duyduğu hayranlığı, sonra insanlar biliyorsunuz hepimiz değişiyoruz. Değiştikçe birbirleriyle ilişkileri kopmuş, sonra da bir taraf öbürüne durmadan ihanet edip, işte döverek, inciterek ilişkiyi mahvetmiş bir dönemdeyiz. Yani tabiatla insanın ilişkisi şu anda öyle. Peki ne oldu da insan çok büyük aşkı olan tabiata ihanet etti? Ağaçları kesiyoruz. Sadece bizde değil, bütün dünyada. Maden için işte taşı toprağa dövüyoruz, deliyoruz, petrol çıkarıyoruz. O yetmiyor, bu yetmiyor. Devamlı açgözlü bir şekilde daha fazla enerji, daha fazla bir şey yok, daha çok tüketelim. Tek kullanımlık her şeyi alıyoruz, atıyoruz. Onu yapınca da bundan kendimi gayrı tutmuyorum. Ben de kendi hayatımda, özel hayatımda az kullanan, mesela pipet, plastik pipetlerim, ıslak mendillerim, tek kullanımlık o kadın pedleri, bebek bezlerinin
dönüşüm, geri dönüşümlü ve sürdürülebilir hale nasıl geleceğine kafa yormuyoruz. Yormadık. Sanki bu dünya bize verilmiş tepe tepe kullan. Peki ne oldu da insan bu kadar sevdiği, taptığı değil mi? Birçok paganda, şamanda, tek tanrılı dinlerden önce tabiata tapılıyor. Tabiat ana, işte müthiş bir korumacılık var. Ne oldu da bu değişti? Beni bu merakımı celbetti. Bu meseleyi nasıl anlatabilirim diye düşündüğümde kendimce, bilmiyorum doğru mu, en iyi yapabileceğim şey bir roman yazmak diye düşündüm. Ve bu tabiat dörtlemesi böyle ortaya çıktı. O sırada şunu merak ettim. Boşanmak üzere olan çiftler, yani birbiriyle artık bir arada yaşamak istemeyen insanlar, evlilik terapisti diye bir şeye gidiyorlar. Evlilik terapisti mi deniyor ona? Orada böyle bir kişiyle konuştum, böyle bir arkadaşım var. Ne söylüyorsunuz onlara diye. Aranızda giden varsa biliyordur. Çok basit bir şey söylüyor ama o kadar can alıcı bir şey ki. Şimdi evlilik terapisine giden bir çift, aslında biz bir arada yaşayamıyoruz ama ayrılmak da istemiyoruz çığlığı attığı için gidiyor. Yoksa ayrılırlar, öyle değil mi? Gidiyorlar oraya, bir de para veriyorlar terapiye. O da diyormuş ki onlara, yani bütün terapistlerin yöntemi zannederim 5 aşağı 5 yukarı aynı ve çok mantıklı da geldi bana. Birbirinize ilk aşık olduğunuz zamanı hatırlayın. Hani aşık değilseniz bile ilk tanıştığınız, hayranlık duyduğunuz zamanı ve mümkünse ilk buluştuğunuz yere gidin. İşte orası genellikle ilk buluştuğumuz yerler çok romantik yerlerdir ya. İşte neyse, bizim orada İstanbul'da Büyükada, burada herhalde Karşıyaka mı, nereye gidilir? Aşıklar. İşte ben Kadıköy'lüyüm mesela. Moda çay bahçelerinden mutlaka geçer aşıklar. Bir el ele tutuluşulur falan. Hani o dönemler. Gerçi tabii şimdi çok farklı olabilir. Ama sonuçta aşktır. Oraya gidin ve birbirinize neden hayran olduğunuzu hatırlayın ve anlatın. Düşünebiliyor musunuz? Kaç yıllık karınız, kocanız oturuyorsunuz. Hatta iki kardeş bile olabilir. Kanlı bıçaklı oturuyorlar bir yerde. Ya biz çocukken ne kadar güzel oynardık, işte sen beni şöyle kurtarmıştın, dizim yaralanmıştı, babama söylemedin şu sigara içtiğimi falan. Böyle küçük kaçamaklar iki insanın sadece arasında yaşanan şey. Ben de o zaman dedim ki, tabiatla insanın aşkı bittiyse, peki eskiden nasıldı bu aşk? Bunun üzerine böyle daha ortada ne roman var, ne Defne Kaman var, hiçbir şey yok. Aslında biraz edebiyat atölyesi gibi oluyor bu. Yani bir romanı nasıl yazdığıma dair de ipuçları oluyor. Tabiatla insanın ilişkisini Osmanlı'da incelediğimde fena değil ama hoyratlık var. Selçuklulara gittim, çok fazla bir şey elde edemedim ama Anadolu'da kuş evleri çok yoğun Selçuklu döneminde. Kuş evleri de her yöreye özgü mimarisi var. Hatta Cengiz Bektaş'ın, ilgileniyorsanız, kendisi mimardır. Çok güzel bir kuş evleri kitabı var. Bir mimarın gözünden üstelik. Ve çok ciddi ipuçları veriyor. Şimdi kuş evini niye yapıyordu o insanlar? Yani ne kadar güzel, yöremizin evi ileride Cengiz Bektaş kitap yazsın diye değil. Oraya koyduğu, kuşa koyduğu yem ve su, o kuşun toprağında, tarımında zararlı olan böceği, işte kurdu, neyse onu yemesiyle ilgili. Yani çok eskiden, Selçuklu'dan da önce, Hititlerde de buna dair iz bulunuyor. İnsanlar, tarımla uğraşan insanlar, ki asıl bence Atatürk'ün de köylü milletin efendisidir cümlesindeki köylü çiftçi. Çiftçi olmadan hiçbir şey olmaz diyor. Yani gıdanız olmadan hiçbir şey yapamazsınız demiş Atatürk ama biz onu köylü, kentli şeklinde, şahsen ben öyle yanılmışım. Sonradan ayıldım buna. Şimdi çiftçinin toprak bilgisi, ki genellikle çiftçi kadındır biliyorsunuz. Tarlada, toprakta kadın çalışır. Onun o kadar derin bir bilgisi var ki, o kuşun, hangi kuşun hangi böceği yiyeceğini ve tarıma ne kadar iyi geleceğini bildiği için o yuvayı yapıyor. Ama yaparken de geleneksel bir estetik duygusu var. Hepsi, her yörenin, yani Orta Anadolu'nun kuş eviyle Karadeniz'in kuş evi farklı. Orada da tabii işte sanat ve kültür giriyor. Fakat o da bana yetmedi. Yani Selçuklu'daki insan tabiat sevgisi, ki çok kısıtlı maalesef. Selçuklu'yla ilgili tarihimiz çok kısıtlı. Bunun nedenleri tartışılabilir ama önemli olduğunu düşünüyorum. Sanki her şey Osmanlı'ya başlamış gibi. Ama Selçuklu'dan öncesi hiç yok.
Yani Selçuk'tan önce biz neydik, kimdik? Ya Allah aşkınıza bir araştırın, kaç tane kitap bulacaksınız ve onlardan kime göre, neye göre yazılmış? Ben kendi el yordamımla, benim hiçbir tarih ya da sosyal bilim eğitimim yok, Marmara Üniversitesi'ne gittim. Orada Türkoloji bölümünde Celal Bayar'ın torunu Emine Hanım var. Emine Gürsoy, Nazgali. O bölüm başkanı. Ona dedim ki ben böyle bir kitap yazıyorum, bana yardım edin. Yani hiçbir bilgim yok. Nedir bu Türkoloji falan. Bir de biliyorsunuz Türkoloji sanki sadece ülkücülere bırakılmış. İşte İslamiyet'le ilgili bilgi ve felsefede sadece dincilere bırakılmış gibidir. Yani o zaman biz yazarlar, sanatçılar neyi yazacağız? Batı'yı yazmaya başlıyoruz. Batı işte mitolojisi, Yunan mitolojisi. Ama oradan gelmediğimiz için tabii çok yani derinine inemiyoruz. Yapay kalıyor. Kendi kültürümüze gittiğimizde duvarlara çarpıyoruz, tabulara. Hatta çok hoş bir şey yaşadım Marmara Üniversitesi'nde. Bu Kutat Kubili'yi şifreler kitabı gibi kullanmaya karar verdim. Tabii yani böyle bir şey bir düşünün. Ben bunu kullansam nasıl olur diyorsunuz. Başınıza bela alıyoruz. Kutat Kubili işte 8000'den fazla beyitten oluşan şöyle bir kitap. Ve hepimiz de okulda ders geçmek için dalga geçerek, çünkü hiçbirimize anlatılmıyor, öğretmen de bilmiyor. Dalga geçerek işte adını bildiğimiz Yusuf Hasacık diye bir Karahanlı bir şair ya. Kutat Kubili. Kutat Kubili'yi bir açıyorsunuz. Aklın süsü yüzdür, yüzün süsü gözdür diye başlıyor. Birden duruyorsunuz. Ya bunu Shakespeare söylesi, duvarlara yapıştırırız diyorsunuz. İçi buna benzer. Saçmaladığı yerler var çok. Ama yani her şairin de saçmalama hakkı olmalı bence. Ama müthiş bir şey. Ve unutmayın ki Karahan Türkçesiyle yazılmış. Ve maalesef dünyada 3 kopyası olduğu söyleniyor. 2 tanesi Arap alfabesiyle yazılmış. Aslı yok. Niye bilmiyorum. Sizin yorumunuza bırakıyorum. Onların da birini Almanya'da sergiliyorlar, öbürü başka bir yerde. Bizde yok yani aslı ve bizim en eski yazılı kaynaklarımızdan birisi. Şimdi Kutat Kubili'yi aynı Mozart'ın biliyorsunuz eserlerine opus numarası konmuştur. Ama Mozart'ın bundan haberi yokmuş. Mozart öldükten sonra kolay çalışabilmek için numaralar koymuşlar, opus 27 bilmem. Şimdi Kutat Kubili'yi de günümüz Türkçesine çevirirken kolay anlaşılsın diye okumak isterseniz en güzeli Kabalcı yayınlarından, hiçbir ticari ilişkim yok, bunu söylüyorum. Yayınları şu an aktif Kabalcı'nın kadarıyla. Öyle mi? Çok güzeldir. Yani evinizde bir tane bulunsun. Arada canınız sıkılınca açın birkaç beyit okuyun, içiniz açılır. Yani çok özlü sözler söylenmiş ve şair olduğu için de çıtır çıtır böyle anlatmış. Ben de dedim ki bu numaraları işte eski, yani eski Türkçe deyince biz Osmanlıca sanıyoruz ya, eski Türkçe o değil. Eski Türkçe bizim bu dili konuşan, yani biz burada şimdi böyle bakınca ne kadar çok ırklar bir aradayız, ben buradan görüyorum. Ama bu dili konuştuğumuz için biz Türkçe düşünüyoruz. Türkçe düşündüğümüz için bizim müthiş bir birliğimiz var. En önemli birliğimiz de bu. Çünkü nörolinguistik çalışmalarda hangi dili konuşuyorsanız o dile göre beyninizin çalıştığını buldular. Türkçe ve Fince ve Macarca'da okula gidiyorum derken sonundaki N'de ben var. Ama Batı dillerinde ben okula gidiyorum diyor. Önce ben, I, iPhone, iPad falan var ya. Bütün o düşünce tarzımızı değiştiriyor. Onun için ne derlerse desinler, kim ne derse desin, bu dili konuştuğumuz sürece bu bizim ortak kültürümüz oluyor. Şimdi eski Türkçeden, yani Karahan Türkçesinden günümüz bizim şu konuştuğumuz Türkiye Türkçesine çevirirken beyitlerin numara vermişler. Aynı Mozart gibi. O numaralar şöyle oluyor. K21, 313 falan gibi karmaşık. Ben de dedim ki bu şeyi çok özeniyordum. İşte şifre kitaplar yazan Batı'da insanlar var. Biz yazsak neyi kullanabiliriz? Şimdi Kur'an çok tabu biliyorsunuz. Orada bir mizahi bir şey yaptığınızda başınıza her şey gelebilir. Daha Türk diliyle ilgili bir şey ararken Kutat Kubili'yi düşünmeye başladım ve Marmara Üniversitesi'ne gittim. Kutat Kubili uzmanıyla konuşayım diye. İşte gençten bir doçent geldi. Aranızda akademisyen varsa bilir. Akademisyenlerin mesleki deformasyonu, bir şey sormaya başladığınızda size öğrenciymiş gibi davranıyorlar. Yani yaşınız ondan büyük olabilir. Ne yaparsanız yapın.
Ben anlatıyorum işte, diyorum ki böyle bir öykü var kafamda, işte kadın kayboluyor, gazeteci kadın. Ama şifreler yolluyor, onlar da Kutadgu Birlik'te bazı beyitlere denk düşüyor. O beyitlerden de biz şifre bulduk. Adam nasıl bunu yaparsınız Kutadgu Birlik'e dedi. Nasıl, ne hakla ya yani. Şimdi, bayağı tez öğrencisiyim ve beni azarlıyor. Onun üzerine Emine Hanım odadan kaçtı. Çünkü olay gerilmeye başladı. Beni de biliyor nasıl bir uyum olduğunu. Ben dedim ki o benim de Kutadgu Birlik'im. O anda adamın yüzünü görmeliydi. Çünkü sadece derslerde belli bir işte uzmanlık alanına gidecek çocuklara öğretilen bir kitaptı. Birdenbire benim de oldu. Ben kimim ki onun için? Öğrencisi de değilim. Türkoloji uzmanı da değilim. Bir kadın gelmiş benim de diyor. Bir çekiştik. Sonra roman bittikten sonra bana çok güzel bir mektup yazdı. Bu çok önemli. Yani biliyorsunuz biz öz eleştiri yapmayız, özür dilemeyiz. Bunları öğrenmediğimiz sürece de asla düzelemeyiz gibi geliyor bana. Buna çok inanıyorum. Kendi evladından özür dilemiş babalar, anneler o kadar az ki, kendinizi düşünün. Hangi büyüğünüz sizden özür diledi? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu adamcağız bana, adını vermiyorum ayıp olmasın diye, mektup yazdı. Çok doğru bir şey yaptınız. Şimdi derslerde su ve toprağı öğrencilere veriyor. Çünkü Kutadgu Birlik sevmeye başlamışlar. Sanatın böyle bir yanı var. Burada biraz kesin isterseniz. Şimdi doğrusu ben hemen pas etmiyorum sizden ama keyifle dinledim. Bu romanı çok bekledik. Hava romanını. Bu kadar çok beklememizle ilgili belki birkaç şey söylersiniz diye anlatıyorum. Bir de bununla anlattıklarınızla bağlantılı olarak birkaç romanınıza da değinmek isterim. Gelibolu benim çok sevdiğim bir roman. Yine bizim tarihimizde, hatta dünya siyasi tarihinde çok önemli bir dönemeç olan Çanakkale'yi, Çanakkale Savaşı'nı önceye alan bir roman olduğu için önemsiyorum. Hem anlattıklarınız ve 20. yüzyıla uzanmanız, bu iki tarihsel dönem arasındaki bağı edebiyatta anlatmanızı isterim. Buyurun. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Bunu söyleyebilmek için çok uğraştım. Bilmediğim şeyi bilmiyorum diyebilmek. Bu ülkede büyüyüp de hele işte sizi bir yere koyuyorlarsa söyleyebilmek çok zor. Hatta su çıktığında, demek ki 2013'tü galiba, bir televizyon programına uzman biriyle çıktım. Tırnak içinde uzman diyeyim. Çünkü uzmanlık donan bir şey değil. Bir şeyin uzmanıysanız ertesi gün o konuda yeniden kendi geliştirmen gerekiyor. Öyle bir şey yok bizdeki anlaşıldığı. Buzdolabında uzman, işte psikiyatrist, doktor falan, böyle bir de doçent hepsini yazıyorlar ya. Yani önemli olan nasıl algıladığım ve kime nasıl verdiğimdir. Gerisi önemli değil ki. O programda canlı yayın, işte uzman olan arkadaş anlatıyor. Diyor ki işte Sibirya'da Türkler böyle yaşıyordu falan. Bana geldi, baş döndü kadıncağız. Siz dedi su romanını yazdınız, ne düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim ki ben hiçbir konuda uzman değilim dedim. Kadın böyle çok reytingleri falan düşünen bir kadın, çok bozuldu. Birkaç kere daha bana döndü, siz bu alanda sözünüz ne dedi. Ben uzman değilim dedim. Yayını durdu. Dedi ki bir daha uzman değilim dersiniz. Programı kapatın. Ama sanırım şunu söyleyebilirsiniz yani suyu, havayı, toprağı nasıl mesele edindiyseniz Gelibolu'yu da neden mesele edindiğinizi sorabilirim diye düşünüyorum. Tamam, onu biliyorum. Ona cevap verebilirim. Ama yani kadın şöyle dedi, şimdi telefonlar yağıyor, mesajlar yağıyor. Ben dedim ki daha ben bir şey konuşmadım ki. Uzman olmayan birini programa çıkartmayın. Halkımız uzman istiyor dedi. Hakikaten Aziz Nesin yaşasaydı aç kalırdı. Çünkü o kadar her şey yazdıkları gibi maalesef yaşıyoruz ki. Şimdi her yazarın bir yazı tarzı var ve hepimiz sevdiğimiz yazar. Yani benim de sevdiğim yazarlar var. Ne yazsa okurum. Arada beğenmediğim, nasıl saçmalamış dediğim kitapları çıkabilir ama onun hakkıdır. Çünkü benim bende büyük hakkı vardır o insanın. Ben meselesi olan yazarları seviyorum. Yani bugünlerde ne yazsam diye düşünmeyen yazar. Onun zaten çocukluktan beri taktığı şeyler var, haksızlıklar var. Kendi başına gelebilir, sizin başınıza gelir, o beni o kadar rahatsız eder ki
benim meselelerim. Çünkü aslında edebiyat söz sanatıdır ve empati sanatıdır. Empatisi olmayan insan yazar, kitap yazana yazar diyoruz Türkçe, nokta, bitti. Ama yazar var, yazar var. Yani işte çok görünürseniz çok satıyor kitabınız. Şimdi mesela 4-5 yıldır ben televizyona çıkmıyorum, benim gibi insanları çıkartmıyorlar. Böyle işte internet üzerinden falan çıkıyoruz. O yüzden kitapçıya girdiğimde bile tanımıyorlar. Tanımayınca kitabınızı satmıyor. O kadar enteresan ki artık ünlü ve zengin olmak zorundasınız bir şey olmak için. Yüzünüz görülecek ve hep başarılı ve mağrur olacaksınız, ulaşılmaz falan. Bunlar o kadar saçma şeyler ki kalıcı şeyler değil. Ben meselesi olan yazarları seviyorum. Çünkü hikaye aslında sıkıntısı, yani bir iyi bir yazarın ya da bir yazarın hikaye sıkıntısı olduğuna inanmam. Çünkü hikaye o kadar dolu ki ben şimdi buraya baktığımda İşte birçok hikayeyi görüyorum. Siz de benden ne çok benim hikayemi gördünüz. Hikaye sorun değil. O meseleyi, o hikayenin içinde nasıl anlatacağım önemli. Gelibolu benim için meselesi şöyleydi. Tam Bosna'da iç savaşların olduğu bir dönem. Ve insanların hangisi, dükkanların hangisi daha bayrak, büyük boy bayrak asarsa daha milliyetçi, yurtsever sayıldığı dönem Türkiye'de, yeni başladığı dönem. İşte mesela niye pastane bizim evimizin yanında pastane var. Niye bayrak astınız diyorum. Bir bayram mı? Şimdi biz çok yurtseveriz diyor. Bir yerde bir şehit olmuş. Büyük bayrak asıyor. Bak diyor Buket Hanım şunların bayrağına bak diyor. Bakıyorum küçük oluyor. Tüm bunlar beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Eminim sizi de. Ben ne yapabilirim? Bir roman yazabilirim. Yurtseverlikle milliyetçilik arasındaki farkı anlatmak için yazdım romanı. Başında bir Çanakkale romanı yazayım diye hiçbir kaygım yoktu, çok samimiyetle söylüyorum. Yurtseverlik aslında yurt çadır demek biliyorsunuz. Dünyadaki belki patriotizm kelimesine karşı gelen, dünyadaki en ırkçı olmayan belki tek kelime. Bunu yurt dışındaki konferanslarda da söylüyorum ve açıklıyorum. Yurt tent demek, çadır. Herkes böyle oluyor. Tent ne ilgisi var? Çünkü biz göçer bir geçmişe sahibiz. Nereye yurdumuzu kurarsak orası vatanımız oluyor. Country, tent. Çünkü İngilizce çok komik geliyor. Bize normal geliyor. Çünkü binlerce yıldır biz böyle biliyoruz. Ama düşünün yabancı olduğunuzu. Çadır, vatan. Çok tuhaf geliyor. Fakat aynı zamanda yurdunu kurduğun yeri korumaya çalışıyorsun. O yüzden oradaki insanların ırkı, rengi falan bir linguistik olarak, etimolojik olarak söylüyorum. Sonradan çok değişmişti. O şu bu bizde de maalesef var. Ama yurtseverlikle milliyetçinin arasındaki farkı nasıl anlatırım diye düşündüğümde bunun formülü çok belli. Bir savaşta en çok milli duygular ayağa kalkar. O halde bir savaş bulmalıydım ki yurtseverlikle milliyetçiliğin farkını anlatayım diye. Öyle bir hikayem olmalıydı ki aynı adam, aynı savaşta iki düşman ülkede de kahraman olmalıydı. Şimdi ben sayısalcıyım, o yüzden bunu böyle formül xy'lerle yazıp duvarlarıma yapıştırdım. Aynı adam, aynı savaşta iki düşman ülkede kahraman olabilir mi? Misal, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeni Zelanda'lı olduğu ortaya çıktı. Yeni, şimdi öğrendik ki. Ne yapacağız şimdi biz? Düşman mı olacağız o düşman diye, yoksa o bu ülkeye yarar sağlamış birisi diye bağrımıza basmaya devam edeceğiz. İşte asıl imtihan bu. Bunu da en güzel Çanakkale Savaşı'nda anlatabilirim diye düşündüm. O da böyle oturayım da şu savaşı yapayım diye olmadı. Oğlum ilkokula başlayacaktı. Galatasaray İlkokulu'na gitsin çok istiyordum. Kurayla orada belki bileniniz vardır. Gidip Kuray'a adını yazmıyorsunuz. Çıkanlar çünkü parasız bir okul ve çok iyi bir okul. Oraya gittim. İlk defa Galatasaray Lisesi'nin içine girmiştim. Gidenler varsa bilir. Arkada işte isim yazdıracağımız yere giderken bir hol var, küçük bir yer. Orada duvarda resimler var. Çanakkale'de şehit olanlar diyor. Bakıyorsunuz 16-17 yaşında çocuklar. Yanında soyadı yok ki o zaman. Ahmet Bey diyor. Ahmet Bey 17 yaşında böyle fesi ya da işte şapkası kaymış böyle bir çocuk oluyor ve ölmüş orada. Ben orada o kadar uzun zaman kaldım ki kura bitmiş, bana geldiler, dediler ki kura kapandı.
Oğlum Galatasaray İlkokuluna gidemedi. Yani kuraya çekilemedi de çıkmadı. Ama ben orada Çanakkale Savaşı'na yazmaya karar vermişim. Teşekkür ederim. Bir yarım saat bir zamanımız var. Ben bir soru daha soracağım. Ardından konuklardan katkıda soru alacağız. Geçen yıl bu zamanlar sizinle yaptığımız bir sohbette Kumralada Mavi Tuna'nın 20. yılı ile ilgili konuşmuştuk ve yayıncınız da onunla ilgili özel bir çalışma yapmıştı. Siz şöyle bir şey demiştiniz. Ya 20 yıl oldu mu ya filan gibi bir şey söylemiştiniz. Şöyle bir yazarlık geçmişinize dönüp baktığınızda yani evet iyi ki yapmışım diyebiliyor musunuz yine? Ya da bir muhasebe yaptığınızda önünde ne çıkıyor açıkçası? Bunu sormak istedim. Aslında bu güzel bir soru çünkü aramızda yazar olmak isteyen, ilk yazdıklarımızı yayınlatır diye düşünen insanlar vardır. Maalesef son yıllarda herkes kitap yazıyor ve kendisi bastırıyor, getiriyorlar, veriyorlar. Ben buna çok karşıyım çünkü o bir hobi olarak yapılabilir. Yani ben de resim yapıyorum mesela, balık resimleri yapıyorum ama bir sergi falan açmıyorum, şiir yazıyorum ama kötü şiirler çünkü şair olarak da olur. Ben şair olarak doğmamışım. Ben hikaye anlatıcısı olduğuma inanıyorum. İlk yazdıklarımı yayınlatmaya çalıştığımda ilk bizim kuşaklarda hatırlayan vardı. Dergilerden geçmek zorundaydık biz. Yani Varlık Dergisi, Dönemeç İzmir'in dergisidir. Hüseyin Yurttaş'ı da analım. Çok sevgili dostum, iyi şairdi. İşte Oluşum Dergisi vardı, Türk Dili Dergisi vardı. O dergilerde yayınlanmadan yazar olunamazdı. O da şöyle bir manaya geliyordu. Rüştünüzü ispatlamak gibiydi. O dergide çıktığınızda edebiyat dünyası tanıyordu. Böylece bir gecede yazar olma şansınız olmuyordu. Kitabınız çıktığında, ben o çocuğu bilirim diyordu edebiyatçılar. Fakat ondan sonra ben işte sırtıma çantamı alıp burslar bulmak yoluyla dünyayı gezme macerasına çıkınca o dönemde Türkiye'den biraz ayrı kaldım. Zaten 80'lerdi, ayrı da kalmam gerekiyordu bir dönem için. Geri döndüğümde de herhalde bir Türkiye'de 20 yayın evi varsa ben 22'sinden de reddedildim. Çok uzun zaman reddedildim. Hatta Nail Güreli rahmetli milliyet yazarı, o kadar acıdı ki bana. Biz dedi, karımla dedi bir yayın evi kuruyoruz, Gür Yayınları. Senin kitabını oradan çıkaracağız dedi. Ve ilk romanım İki Yeşil Susamur oradan çıktı. Hala onun için doğru dürüst yayın evi değildi. Kaç bastığını biz bilmiyoruz. Birden o kadar satmaya başladı ki. O sırada da benim çok çok sevdiğim Sivas'ta öldürülen Metin Altıok, şiirleri olmadan seyahate çıkmam, o derece sevdiğim bir şairdi. O sırada çok modaydı. İşte boş zamanlarınızda ne yaparsınız diye bir soru vardı hatırlayanlar. Hep kitap okurdu bizim halkımız. İkinci soruda ıssız bir adaya düştüğünüzde ne alırsınız yanınızda? Hatırlıyor musunuz? Hep bu soru olurdu. Ve biz açardık mesela işte Barış Manço ıssız bir adaya düşse ne yapar falan. Neyse sıra bana gelmişti. Ben de çok seviniyorum. Bana da soruluyor ya. Ben de işte ne dediysem onları hatırlamıyorum. O zaman Walkman vardı. Herhalde Walkman'i mi alırım demişimdir. Metin Altıok şiirleri demişim. Derim yani. İşte ilk defa fuara Hera'daydı o zaman. TÜYAP yeni yeni oluşuyor. Gittim ve tabii şeyin, Nail Bey'in yayın evi yeni kurduğu için bir yere sıkışık firması Nail Güreli ve ben oturuyoruz. Ben de ilk defa kitap fuarına bere falan baktım. Çok sanatçı görüneceğim diye. Genç bir kızım. O sırada bir adamcağız geldi, kız dedi, böyle ufacık bir adam. Kız sen nasıl bir insansın dedi, Metin Altı okumuş. Beni böyle kucakladı, öptü. Sonra dedi ki, yahu her yayın evine sordum, Buket Uzuner'i siz mi yayınladınız? Hepsi şöyle dedi, yok ya. O an çok mutlu olmuştum ama tabii öyle düz bir yol değil. Sevdiğiniz bir şey yapıyorsanız, hakikaten o yoldan dönmemeyi göze almanız gerekiyor. Bir de aynı anda iyi bir bilim insanı ve yazar olacağımı sanıyordum çok gençken. Sonra 30 yaşlarına doğru fark ettim ki benim hayran olduğum gibi dünyaya kendi çapında bir şey bırakmış kimse, yani kendime o payı vermek için söylemiyorum bunu. Hayran olduğumuz insanlar bir hayata, bir ömre bir şey sığdırmışlar. Onun için onları seviyoruz. Ona adamışlar hayatlarını. Ama bu zorla olan bir şey değil. Yani
sırtınıza bıçak dayanmış gibi yazmak, çizmek, neyse onu yapıyorsunuz. Aslında hiç gocunmadan rahatlıkla söyleyebilirim ki ben aslında kendim için yazıyorum. Hepimiz çeşitli defolarla doğuyoruz. Hiçbirimiz normlara uygun, %100 sağlıklı hiç kimse yok. Onu o şifa olarak bir şey bulmamız gerekiyor. Hepimizin yapacağı bir şey vardır. Beni yazmak bana iyi geliyor. Eğer hala hayattaysam gerçekten iyi şairlerin yüzünden ve yazmaktandır. Mesela Ahmet Arif beni, hayatımı kurtarmıştır. Bunu cümleyi size bırakıyorum. Yazıyorum ama yazarken aynı zamanda şunu farkındayım. Özellikle genç kızlara ve kadınlara bir bayrak yarışı bu. Benim önümde çok değerli yazarlar vardı. Ben çok şanslı bir kuşaktan geliyorum. Adalet Ağoğlu'ndan işte Tezer Özlü'ye, Sevim Burak'a, Sevgi Soysal'a, Leyla Erbil, söyleyeyim artık isimlerini unuttum. Çok değerli yazarlarla büyüdüm. Yani bu bir Müslüman ülkede bu kadar değerli ve önemli kadın yazar kuşağının arkasından gelmek çok büyük bir şans. Yok başka böyle bir Müslüman ülke. Umarım bu devam eder. O yüzden bu bir bayrak yarışı. Geçen 29 Ekim'de moda gönüllüleri Cumhuriyet Kadını olarak beni konuşmaya çağırdılar. Ben böyle yaptım. Ben Cumhuriyet Kadını mıyım? Çünkü bize göre o bereli bizden önceki yaşlı kuşaktı. Sonra anladım ki sıra bize gelmiş. Bu bir bayrak yarışı. Bir edebiyatçıyım ama Türkiye'de bir kadın edebiyatçı olmanın böyle bir yanı var. Bu var. Bundan kaçamazsınız. Yani bir Fransız yazarı gibi yazdıklarım böyle, ben karışmıyorum diyemezsiniz. Öyle bir ülkede değiliz. Böyle bir rol modelliği var. Bir de sevindiğim bir şey daha var. O da ben çocukken ve ilk gençliğimde hiç kadın kahraman bulamazdım. Çocukken o kadar özenirdim ki macera yaşayan bir oğlan, hep oğlanlar oynuyor değil mi romanlarda, filmlerde. Bir kız çocuğu olsun o kadar isterdim ki, hatta bu Peter Pan vardı, Peter Pan. Annem onu, işte devlet tiyatrolarının önemi buradan çıkıyor. 2,5-3 lira mı neydi bilet. Onun için her hafta sonu Peter Pan'a giderdik. Biz eline otururduk. Ben onu kız zannediyordum. Çünkü Işık Yenerse oynuyordu. Sonradan öğrendim ki Peter Pan'ı bütün dünyada hep genç kızlar oynarmış. Çünkü uçacak, vinçle çekecek kızlar daha hafif. Ben ne bileyim, 6 yaşındayım, 5 yaşındayım. Nihayet bir macera yaşayan kız bulmuştum. O kadar mutluydum ki pencerem açık, kışın gelecek, ben de onunla uçacağım. Az daha zatürre oluyordum. Onun için hep aklımda şu vardı. Aha, bir de mesela J.K. Rowling var, Peter, Harry Potter'ın yazarı. Harry Potter'ın yazarı kadın, kendi adını bile J.K. Rowling yapıyor. Kadın olduğunu gizliyor ve Harriet Potter diye bir kitaba başlıyor. Kendi anılarında söylüyor, bunu bir röportajında dinledim. Çünkü kendisinde kızı var. Yayıncısı diyor ki hiçbir oğlan çocuğu şu anda dünyada bir kızın maceralarını okumaz. Dünyanın hastalığı bu. Lütfen bunu dikkatle duyun. Dünyayı değiştirmek istiyorsak oğullarımıza kızların da macera, yani kızların da onlar gibi olduğunu anlatmalıyız. Macera sokakta. Sokak kızlara kapalı. O yüzden hep bir kadın, yetişkinken maceralar yaşayan bir kadın karakter yazmayı çok istiyordum. Galiba Defne Kaman'ın maceraları bana o şansı veriyor. Hem de adı ve soyadıyla anılan ilk kadın karakterimiz. Madame Bovary var dünya edebiyatında. Başka ne var? Tolstoy'un. Anna Karenina. Anna Karenina ve Madame Bovary sonunda erkek yazarları tarafından öldürülüyorlar. Namussuzlar. Namussuz da başka birilerini seviyorlar. O kadar, başka bir şey yok ortada. Öldürülüyorlar. Gene macera yok. Bizde zaten İnce Mehmet'in bile soyadı yok. Onun için dedim ki, yani burada Duygu Asena'ya da bir selam alalım. Kadının adı yok, soyadı yok. Şimdi imzada kadınlar gelir, soyadını söylemez. Çünkü ona ait değil, değiştiriliyor ona sormadan. Burada Defne Kaman'ın maceraları, yetişkin bir gazeteci kadının maceraları var. İnşallah bir gün beni de Defne Kaman'ın yazarı diye anarlar. Onu da çok istiyorum, adımı unutup yani. Benim aklıma sorular geliyor ama artık sözü sevgili konuklara bırakacağız. Katkı sunmak isteyen